15 Ocak 2019'da Florida Senatörü Mark Rubio makamında Enes Kanter'i kabul etmişti. Sohbet etmişlerdi. Zaten Mark Rubio bu sözünü ettiğimiz mektupta da imzası var. Belki de mektubun organizasyonunu yapanlardan birisidir. O tarihte bu fotoğraf çıktığında, Mark Rubio'nun kendisinin paylaştığı bir fotoğraf bu. Çıktığında dönemin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tweet atmış. Utanç verici vesaire demiş ama sıfıra sıfır elde var sıfır. Serdar Kılıç zaten 15 Temmuz sonrası Washington'da büyükelçilik yapan Serdar Kılıç'ın Amerikan kamuoyunu ve Amerikan karar vericilerini Fethullahçılık konusunda, darbe konusunda ne derece ikna ettiği şüpheli. Aslında şüpheli de değil, hiçbir şekilde ikna etmediği ortada. Şimdi dönüp dolaşıp yaklaşık 5. yılına geliyoruz darbe girişiminin ve hala Türkiye bir koca bir devlet, o büyük güçlü uzaya bile gidecek olan devlet, bir NBA oyuncusu, küçümsemek için söylemiyorum ama sonuçta bir oyuncu, kendi başına bir oyuncu. En fazla Fethullah Gülen'den ve onun şeyinden belli destekler alıyor. Ona karşı bir şey yapamıyorlar, çaresiz kalıyorlar. Yani 54 senatörün imzalayacağı bir metne bu kişinin adının bir şekilde pozitif olarak girebilmiş olması tam anlamıyla bir nasıl diyeyim, iflastır. İflastır. Türkiye'nin bu konuda kimseyi ikna edemediğini, ikna etme yolunda neler yaptığı, neler ettiği, çok paralar akıtıldığını biliyoruz. Bir takım insanlar gitti Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştular, anlattılar ama bu kişilerin yaptıkları bütün çalışmalar sonuçta çok sevdiğim, hep söylediğim merhum Çetin Altan'ın o meşhur Türk'ün Türkiye propagandasından başka bir şey değil. Sonunda ne oluyor? Kızıyorsunuz, ediyorsunuz. Aslında 15 Temmuz'u ABD yaptı, yaptırdıya kadar geliyorsunuz. Onu da bir şekilde temellendiremiyorsunuz. Böyle söyleyip duruyorsunuz.